İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldum. Daha sonra İstanbul'da Teknik Üniversitesi'nde o zaman 1977 yılında Çevre Mühendisliği bölümü kuruldu. Ben de asistandım. Çevre Mühendisliği bölümünde doktoramı tamamladım. Doçentliğim, profesörlüğüm hep İstanbul Teknik Üniversitesi'nde gerçekleşti. Hakikaten Teknik Üniversitede profesörken özellikle Çevre Mühendisliği'nin kuruluşu ve çok büyük projelerde yer aldım. Yani 60 tane büyük araştırma projesi, çeşitli devlet kurumlarının özel sektörün problemlerini çözmek için gayret ettik. Yani Türkiye'de o tarihlerde döner sermaye işleten ve pek çok araştırma projelerinde yer alan bir kişiydik. Daha sonra da İSKİ Genel Müdürlüğü'ne başladığım zaman çok büyük düşündüm. Ben şunu vurgulamak istiyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi bize büyük düşünmeyi öğretti. Hakikaten ben başladığım gün 2040 yılı hedeflerini koydum. Yani özellikle 2040 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacağız dedik. Dünyanın en modern atık su ve ileri içme suyu arıtma tesislerini biz kurduk. Ben burada şunu vurgulamak istiyorum. Ben Teknik Üniversitede Çevre Mühendisliği bölümünde veya İnşaat Fakültesindeki öğrencilere ders anlatırken Türkiye'de ciddi bir içme suyu arıtma tesisi veya atık su arıtma tesisleri yoktu. Dolayısıyla Stuttgart Üniversitesi'nde temasımız vardı. Stuttgart'ta yapılan çok ileri tesislerin diyalarını alıp, fotoğraflarını alıp talebelerime onu gösterirdim. Ve İSKİ Genel Müdür olduktan sonra bu içimde bir ukdeydi. Bir gün bunu yaptıktan sonra İSKİ Genel Müdürlüğü'nde otururken Stuttgart'taki Çevre Enstitüsü'nün müdürü beni aradı, direktörü. Sizde çok modern ileri tesisler var, en son teknoloji. Acaba bizim yüksek lisans ve doktora öğrenciler orada gelip testlerde inceleme yapabilirler deyince gerçekten gurur duydum. Bu hakikaten bize Teknik Üniversitesi'nin verdiği büyük bir vizyondu, büyük bir hedeftir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde dünyanın en büyük barajlarını yaptık şu ana kadar. Daha sonra 2007 yılında bakan oldum, Çevre Orman Bakanı. Daha sonra 2011 yılında Orman Su İşleri Bakanı oldum. 2019 yılına kadar, 2018 yılının sonuna kadar bakanlık devam etti. Ama bu sırada Türkiye'de hakikaten muhteşem yatırımlar imza attık. 600'den fazla dünyanın en büyük dev barajlarını yaptık. Yaklaşık 610 tane büyük hidroelektrik santraller inşa ettik. Bütün dereleri ıslah ettik. Sulama testleri kurduk. Çok ileri teknolojiyle. Şu anda 5 milyardan fazla fidanı toprakla buluşturduk. Şu anda milletvekili olarak devam ediyorum. Ama İTÜ'yle bağımız daima var. Yüreğimiz İTÜ olarak burada her zaman İTÜ'deki her konuyu takip ediyoruz. Teknik üniversitemiz gerçekten dünya çapında çok daha büyüdü. Dünyanın sayılı üniversiteler arasına girdi. Dolayısıyla ben de bir İstanbul Teknik Üniversitesi olmaktan dolayı her zaman gurur duyuyorum. İTÜ'lü olmak bir ayrıcalıktır. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bütün yollar, demir yolları, barajlar, göletler, hastaneler, yüksek yapıların hepsinde İTÜ'nün, İTÜ'lü mühendislerin imzası vardır. Bir tarihte Rusya'dan oranın Moskova Su Kanalizasyon İdaresi, ben İSKİ Genel Müdürüken beni ve bizim tesisleri ziyaret etmek için gelmişler. Bunları, bu tesislerin hepsini gezdikten sonra dediler ki, bunları kim yaptı? Dedim ki, bizim kendi mühendislerimiz ve kendi müteahhitlerimiz yaptı deyince benden liste aldılar. Daha sonra bizim mühendisler, müteahhitler Moskova'da ve Rusya'da iş yapmaya başladılar. İşte Teknik Üniversite bu. O bakımdan Teknik Üniversite ülkenin kalkınmasında lokomotif olmuştur. Burada çok sayıda üst düzey yöneticiler, bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları çıkmıştır. Gerçekten İTÜ'lü olmak gerçekten ayrıcalıktır. Ben de bir İTÜ mezunu olmaktan, İTÜ'de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yıllarca hocalık yapmaktan gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. İTÜ dünyada en köklü kurumlardan birisi. Yani 250. yılını kutluyoruz.
nereden nereye. Hakikaten çok gelişti ve dünyanın sayılı üniversiteler arasında yer aldık. İTÜ'nün vizyonu çok büyük, geniş ve daha da gelişeceğine ben inanıyorum. Üç ayak var, üç ayağı da çok sağlam basıyor yere. Demek ki fizik imkanlar, ikincisi hocaların bilgi, tecrübe, kabiliyetleri, üçüncüsü de öğrencilerin şevk ve heyecanı. Üç sacağı olunca İTÜ yere sağlam basıyor. Muasır medeniyetin ötesine geçmek için İTÜ büyük hedeflere kitlenmesi lazım ve mührünü vurması lazım.